Bugün veremin patofizyolojisinden bahsedeceğiz. Yani verem insanları nasıl hasta eder? Bu resimde solda enfeksiyon kapmış birini görüyorsunuz. Bu kişi öksürünce veya hapşırınca şu küçük beyaz noktalar ağızdan çıkan parçacıklar. Sağdaki ise verem enfeksiyonu kapmaya yatkın birisi. Öksüren insanın sisteminde verem varsa basillerden bazıları dışarı çıkar ve yakın temasa geçtiği kişiye aktarılır. Enfeksiyonlu bu damlacıkların bazılarının %10 oranında olduğu düşünülür ve bunlar vereme yatkın kişinin hava yollarından girerek akciğerlerine yerleşir. Akciğerin en uç noktasına yani alveollere ulaşmak için çok çok küçük boyutta olmaları gerekir. Yani çapları 5 ila 10 mikron arasında olmalıdır. Bu basiller kişinin akciğerine girdiğinde bağışıklık sistemi harekete geçer. Bağışıklık sisteminin bu basilleri karşılayacak ilk kısmı akciğerin hava yollarında bulunan makrofajlardır. Bu makrofajlar basilleri alır. Makrofajların içinde basiller tekrar üreyebilir yani sayıca artabilirler. Makrofajlardan biri daha sonra basilleri serbest bırakabilir. Başka bir makrofaj bu basilleri alır ve sonunda akciğerin uç kısmında enfeksiyon kapmış hücreler oluşur. Bu makrofajlar bir araya gelip akciğerin tahribatı meydana geldiğinde granülom adı verilen bir doku bozulması meydana gelir. Genelde verem enfeksiyonu denince bahsedilen bu granülom veya diğer adıyla tüberkülom verem enfeksiyonuna tepki olarak oluşan makrofaj ve diğer iltihaplı hücrelerin bir araya gelmesidir. Bu granülom görülecek kadar büyük olduğunda, mesela patolojistler akciğere bakarken bunu görebildiğinde buna GON oda deniliyor. Bunun ismi Doktor GON'dan geliyor. Evet, makrofajlar da enfeksiyon olduğunda ve granülom oluştuğunda eğer enfeksiyon oluştuğu yerde kontrol altına alınmazsa bölgesel lenf nodları yani Akciğerdeki lenf nodları etkilenir. Daha sonra bu bölgesel lenf nodlarında bağışıklık tepkisi oluşur. Bölgesel lenf nodları ile birlikte iltihaplı granüloma gon kompleksi denir. Bu da akciğer röntgeninde görülebilir. Bunu gören radyologlar da bu önceki bir verem enfeksiyonuna benziyor diyebilir. Röntgen filmlerindeki gon kompleksleri ve granülomu daha sonra göstereceğiz. İltihabı kapmış olan kişinin bu durumuna birincil enfeksiyon denir. Yani bu kişide verem enfeksiyonu görülüyor. Birçok kişi için de bu her şeyin sonu demek. Bu verem latent durumda kalır ve o kişinin hayatı boyunca hiçbir sorun görülmez. Peki bakterilerden tamamen kurtuluyorlar mı? Bakterilerin tamamen yok olduğu kesin değil. Bazı insanlarda bakterilerin yok olduğu hakkında kanıtlar var ama Klinik açıdan bakarsak verem enfeksiyonu kapmış birinin hayatı boyunca bu enfeksiyonla yaşayacağı düşünülür ve az sonra bahsedeceğimiz sorunlar görülebilir. Yani insanların %90'ı için bu nokta son. Bu da demektir ki kalan %10'luk bir grup var. Bu %10'un yarısı yani %5'lik grubun birincil enfeksiyonu ilerler. Yani bu insanlar verem enfeksiyonu olduktan kısa bir süre sonra bazı sorunlarla karşılaşırlar. Bu soruna enfeksiyonun iç düzeyde ilerlemesi diyebiliriz. Yani akciğerdeki gon odağı gitgide büyür ve bu insanlarda pnömoni yani zatürre görülür. Bu da veremin sebebi olduğu bir akciğer hastalığıdır. Ya da durum bundan da ileri gidebilir ve enfeksiyon geniş bir alana yayılır, vücuttaki birçok organa, özellikle de karaciğer ve akciğerin diğer kısımlarına hatta beyne yayılır. Kısaca, bunlar hastalığı iç düzeyde ilerleyen veya yayılan yüzde beşlik bir dilim için. Bu yayılmayla ilişkilendirilen bir şekilde enfeksiyonun vücuttaki birçok organı darı adı verilen çok küçük noktacıklarla boyamasıdır. Buna milyer tüberküloz denir. Bu verem türü akciğerin her yerinde küçük noktacıklar halinde kendini belli eder. Bu, yayılmış enfeksiyon türlerinden biri. Evet, birincil enfeksiyondan ve yüzde beşlik bir kısımdan bahsettik. Hastaların yüzde beş ila onu enfeksiyonun latent durumundan çıkarak ikincil hastalığa geçerler. Böylelikle önce bir latent veya aktif olmayan enfeksiyon tekrar aktif olur. Yine enfeksiyon kapmış kişilerin %5'inin bu tekrar aktif olma hastalığına yakalandığı tahmin ediliyor. Peki bu hayatımızın herhangi bir aşamasında olabilir mi? Evet. Hayatınızdaki herhangi bir noktada olabilir. Enfeksiyondan ya birkaç ay sonra ya da yıllar sonra. Bu tekrar aktif olan hastalığa ikincil verem yani ikincil enfeksiyon deniyor. Hastalığın tekrar aktif hale gelme ihtimali birçok unsura bağlı. Bunlardan biri, hastalığın geçmiş olduğu kişinin bağışıklık sistemi. Yani latent verem hastalığı olan kişinin bağışıklık sistemi, özellikle de hücre aracılığı bağışıklığı zayıfsa, tekrar aktif olma ihtimali çok yüksek olabilir. Bu duruma sebep olan bağışıklık unsurlarından biri, insanda bağışıklık yetmezliğine sebep olan virüslerin koenfeksiyonudur. Yani HIV virüsü. Diğer bir unsursa bireye organ nakli yapılmış olması veya kemoterapi tedavisi görüyor olmasıdır. Aslında organ naklinde bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar veriliyor. Böylece nakledilen organın vücut tarafından reddedilmesi önleniyor. Tabii bu da hasta için bir risk. T hücreleri zarar görüyor ve risk daha da artıyor. Damar yoluyla uyuşturucu alan hastalarda ise çok büyük risk görülebiliyor. Bu grupların her biri Genel olarak tekrar aktif olma oranından 10 kat daha fazla risk taşıyor. Enfeksiyon kapan kişinin bu durumu daha az da olsa etkileyici başka özellikleri var. Mesela sadece 2 veya 3 katlık bir risk artışı olabilir. Buna yetersiz beslenme, şeker hastalığı ve hatta sadece sigara içenler bile dahil olabilir. Tüm bunlar veremin latent veya aktif olmayan halinden aktif hale geçmesinde etkili olabilir. HIV organ nakli ve damar yoluyla alınan ilaçlar için risk oranı muhtemelen 10 kat veya en az 10 kattır. Hatta bazılarının 70 kat olduğu söyleniyor. Yani kısaca 10 kattan fazla olduğu kesin. İkincil veremle ilgili söylemek istediğim son bir şey daha var. Bu tip verem çoğunlukla tekrar aktif hale gelmiş hastalıkların sonucu ama ikincil verem enfeksiyonu kapmanın bir başka yolu da tekrar enfeksiyon kapmak. Bu durumda sizde bulunan latent verem tekrar aktif hale gelip ikincil hastalığa sebep olmuyor. Tam tersi, verem enfeksiyonu olan başka bir insanla temasa geçmiş oluyorsunuz ve ikincil vereminiz bu yeni temastan oluşuyor. Sizdeki latent verem bu yolla aktif olduğunda tekrar aynı semptomları yaşayabilirsiniz. Önce iç ilerleme daha sonra eğer bağışıklık sisteminiz çok zarar gördüyse yayılmış enfeksiyon yani milyar verem görülebilir. Bitirmeden önce size iki resim göstermek istiyorum. Pembe fotoğraf bir granülomun yakınlaştırılmış hali. Burada birkaç noktaya değinmek gerek. Özellikle granülomun tam ortasında pembe homojen bir madde var. Burası muhtemelen ölü makrofaj ve diğer enkaz parçalarını gösteriyor. Bazen burası kireçlenebilir ve röntgende görünür. Mesela sağdaki röntgen filminde akciğerlerin içindeki beyaz kireçlenmiş kısım gibi. Granülomun bahsetmemiz gereken diğer kısmı ise yoğun orta kısmın etrafında oluşan iltihap tepkisi. Maviyle gösterilmiş tüm bu hücreler lenfosit, monosit ve makrofaj gibi hücreler ve bunlar basillere bir tepki olarak oluşmuşlar. Bu resimde gösterilmese de Bazen bunlar merkezde çürüyebiliyor. Bu duruma kazeasyon deniyor ve doku peynir kıvamına geliyor. Sağdaki röntgende kireçlenmiş granülom görüyorsunuz. Bu yine gon oda. Röntgende aynı zamanda kalbin kenarında lenf nodlarının şiştiğini görüyorsunuz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu lenf nodu tepkisiyle gon odağına gon kompleksi deniyor. Bu röntgende bu kişinin daha önce latent olarak verem enfeksiyonu kaptığının ve tekrar aktif hale gelme riskinin bulunduğunun bir kanıtı.